Merhaba, Özgürüz'ün özel yayınına hoş geldiniz. 3 yıldır gündemimizde midterler diye bir konu var. Her yerde konuşuluyor. Kimilerine göre bir ihanetin başlangıç noktası, kimilerine göre devletin çivisinin çıktığı yer. Kimisine göre bir ihanet bu, kimisine göre devletin suçüstü yakalandığı olay. Neydi? Biraz bunun üstüne konuşmak istiyoruz. Neden bugün? Çünkü bugün duruşmamız vardı. İstanbul'da Çağlayan'da Midtırları davasının yeni duruşması yapıldı. Şunu hatırlatmakla başlayayım. Biz bu davayı daha önce gördük. 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldık. Evrensel hukukta hiçbir zaman aynı konudan iki kez yargılama yapılmaz. Ama bu evrensel hukuk kuralı çiğnendi ve biz aynı suçtan bir kez daha yargılanıyoruz. Üstelik bu kez bir milletvekili de var bizimle birlikte yargılanan. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu da görüntüleri tedarik ettiği gerekçesiyle ve müebbet hapis talebiyle yargılanıyor bu duruşmada. İsterseniz önce bugünkü duruşmada kimler vardı, neler oldu kısaca onu hatırlatalım. Ondan sonra Midtırlar olayına bakalım. Evet, bugün Çağlayan'a gidiyoruz. Gazetecilikten sonra en bildiğim iş hukuk haline gelmeye başladı. Bu beni tedirgin ediyor. Türkiye'de 150 civarında gazeteci hapiste. Ben bugün yeniden tutuklanmadım. Tüm söyleyeceklerim cezaevindeki gazeteciler için. Bizim gazeteden 11 arkadaşımız 120 gündür cezaevinde. 150 gazeteci Türkiye'de hapiste. Şu anda buradayım. Sadece onlar için bir an önce özgür olmaları diliyorum. Sezgin Bey davaydı. Evet, Erdem Gül oradaydı, milletvekilleri oradaydı, eşim de oradaydı. Ben de eşimi bu vesileyle görmüş oldum. Biliyorsunuz onun pasaport yasağı var, birbirimizi görmemiz yasak. Ertelendi 27 Nisan'a duruşmamız ve bu devam edecek. Anlaşılan referandum sürecinde bu duruşmanın sürmesini istemediler. Duruşma referandum sonrasına bırakıldı. Bu geçen sürede neler oldu? Biz mahkum olduğumuzdan beri o duruşma salonunda bulunan insanların başına ne geldi? Önce onu kısaca size özetleyeyim. 1. Mahkeme başkanı görevden alındı. 2. Mahkemenin ikinci başkanı tutuklandı. Hem de mahkeme salonundan çıkarken tutuklandı. 3. Mahkeme salonundaki savcı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıya uğradı. 4. O mahkeme salonunda beni savunan avukatlardan 3'ü tutuklandı. Şu anda Silivri'deler. 4. O mahkemede sanık olarak yargılanan ben şimdi yurt dışındayım. Evet, bu durum böyle. Şimdi şuna bakalım. Bütün duruşmalar biliyorsunuz basına kapalı yapıldı. Bu görüntüleri, midtırları görüntülerini yayınladık. Onlar yasaklandı. Bir sansür uygulandı. İnternet sitemize sansür uygulandı. Gazeteler toplatıldı bu konuyu ele alan. Büyük bir gizlilik içinde yayın, bütün bu süreç işlendi. Nedense devlet bu görüntüleri bir şekilde görülmesini istemedi. Orada neler yaşandığının bilinmesini istemedi ve bunlar yasaklandı. Bugün hazır duruşmamız varken ve hazır biz özgürüz de özgürce yayın yapabiliyorken istedim ki o görüntüleri size baştan sona bir anlatayım. O görüntülerde ne vardı bir birlikte izleyelim. Biz bunu neden yayınladık? Biraz bunları anlatalım ve kamuoyunun bilinmesini istemedikleri bu görüntülerin neden bilinmesinde kamu yararı var? Bunu hep birlikte anlayalım ve bakalım gizlenmesi gereken ne varmış o görüntülerde? Şöyle başlayalım. Her şey 18 Ocak sabahı saat 7.30'da başladı. O sabah saat 7.30'da Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bir ihbar telefonu geldi. 1 dakika 38 saniyelik bu ses kaydında çok önemli bir ihbar yapılıyordu. İsterseniz önce o sesi bir dinleyelim birlikte. 56 Adana İl Jandarma. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun beyefendi, iyi günler. Ben bir ihbarda bulunacaktım ama. Buyurun. Not alır mısınız lütfen? Alıyorum beyefendi. Şimdi Ankara'dan 3 tane tır, patlayıcı yüklü 3 tane tır yola çıktı. Adana'ya doğru geliyor. Ankara'dan. Plakasını veriyorum. 3 tane tır. Evet, alayım plakalarını beyefendi. 06, Fatih Sağ Ceyhan. Evet. 91-93. 91-93. 06, Manisa, 99-03. 99-03. Bu bir tıra ait. Son ikinci verdiğim ön plakası, dorsiyenin plakası. İlk verdiğim de arka kasasının plakası. Kasa,
Evet. Diğer tırlarınkini veriyorum. Hı-hı. 06 Edirne Urfa 2115. 2115. Diğerinkini evet. veriyorum. Bunun tek ön tarafı var. Arkasını alamadım. Diğer üçüncü tırı veriyorum. 06 Denizli Zonguldak. Evet. 2798. 2798. Abicim bunlar patlayıcı yüklü muhtemelen 3 tane tır. Patlayıcı yüklediler. Adana'ya doğru yola çıktılar. Nereden çıktılar beyefendi? Ankara'dan. Ne zaman çıktılar? Gece saat 2-2.30 gibi yola çıktılar. Sizin oraya varmak üzerelerdi. 1-2 saat içinde varmak varırlar yani. 2-2.30 gibi. Kolay gelsin. Belki başka bir yere bildirdiniz bunu. Alo. 156'dan. Evet. İhbar kaydı bu. Sonradan bu ihbarcının bir jandarma başçavuşu olduğu çıktı ortaya. Oradaki aslında MİT'çileri başka bir operasyonda izlemekle görevli başçavuş bu ihbarı yaptı ve sabaha karşı 3 tıra yüklenen bir takım malzemeden bahsetti. Yabancı uyruklu bir uçaktan yüklenmişti bu malzemeler ve doğal olarak şüphelendiler ve uçaktan indirilen mühimmatın nasıl tırlara yüklendiğini izledi jandarma. Ve bu ihbar üzerine jandarmanın talebiyle Adana Başsavcısı tırların durdurulması emrini verdi. Aramayı kameraya almaya karar verdiler. Ve jandarma Adana-Antep otoyolunda Seyhan Sirkeli gişelerinin çıkışında önlem aldı ve beklemeye başladı. Ve 3 tırı orada bekliyorlardı. Saat 12'de bu gişelerin girişinde 3 tır görüldü ve durduruldu. Ve orada kıyamet koptu. İzliyoruz. Şu anda izlediğiniz görüntüler MOBESE kayıtlarından. Görüyorsunuz jandarma MİT tırlarını durduruyor. Öndeki araçta, iki tırın arasındaki araç, sivil araç, orada içinde Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olan birisi var. Onu araçtan zorla indiriyorlar. Görüyorsunuz jandarma silahını doğrultmuş durumda tırlara doğru. Askeri araçlar geliyor, önlem alıyor olay yerinde. Ve olay kameraya alınıyor. Şu anda biz caddenin öbür yanındaki MOBESE kaydı izliyoruz. Ama aynı zamanda jandarma kayıtlarını da birazdan göreceksiniz. Evet, bunlar yakın planlar. Ve gördüğünüz gibi jandarma geniş bir ekiple olay yerinde. Tırda bir yandan tırdaki yükleri açmaya başlıyorlar ama onları birazdan izleyeceğiz. O yüklerin açılışını. Ama şimdi daha çok tırların nasıl durdurulduğunu izliyorsunuz. Tır şoförünü indirmek üzere jandarmalar olay yerine gidiyor. Ve bir yandan da araçtaki Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunu araçtan indirmeye çalışıyorlar. Birazdan onları da izleyeceğiz. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler aslında daha da vahim. Çünkü gördünüz devletin jandarması devletin istihbaratının tırlarını durduruyor. Aslında baştan beri anlatmaya çalıştığımız bu. Burası ülkenin bir kara otoyolu. Ve o otoyolun kenarında oluyor bütün bunlar. Ve 3 tır jandarma tarafından durduruluyor. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler aslında biz Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiğimiz manşet devletin çivisinin çıktığı yer, devletin bittiği yer şeklindeydi. Devletin bittiği yer diye bu fotoğrafları kullanmıştık ama görüntüleri kullanmamıza izin verilmemişti. Şimdi neden o devletin bittiğini izleyeceksiniz. Çünkü devletin istihbarat görevlileriyle devletin jandarmasının nasıl birbirlerine girdiklerinin belgelerini, görüntülerini izleyeceksiniz. Ve bunları neden sizin izlemenizi istemediklerini o zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet, gelin şimdi bu inanılmaz görüntüleri izleyelim. Tekrar tırların bir şeylerden giriş yaptığını ve jandarma tarafından durdurulduğunu görüyoruz. Kamera gördüğünüz gibi jandarma istihbaratı olayı kamerayla kaydediyor. Bunlar şu anda dava dosyasının içindeki görüntüler. Jandarma oradaki Audi marka araca doğru yöneliyor.
Güpegündüz trafiğin ortasında tırların etrafını seviyor. Şu anda tırların içi malzemeyle dolu ve tartışma başlıyor orada. Atlayıcıyı da böyle tırların önünde. Hayır, kimse bilgi veremezsin. Bakın aşağı. İn aşağı. Bak, dokunma bana. İn aşağı. Dokunma. Niye? Dokunma. İn aşağı. Dokunamaz. Kimde görecek? Tamam, in aşağı. Tamam, ince. Tamam, bırak. Tamam. İn aşağı. İn aşağı. Ya in aşağı. İn. Niye bu kadar diyorsunuz? Rekabet göstermiyorum. Dur! Abi, dur! Dur! Dur. Çek, in aşağı ya! Sen durur musun? Yok! Çek! Dur! Yok, yok. İnsan gibi davranın! Çek! Çek! Ne yapıyorsunuz ya? Ya bir indir! Dur! Dekla! Ya bak! Bırakıyor musun? İnsan ol! Niye direniyorsun? Bak insan ol! Dur İncem! Ya indir! Kulağa çalışın! Bırak! Kulağa çalışın! Bırak İncem! Ya tamam indir! Ayağını çek! Niye direniyorsun? Ya bak! Sen ya! Bak bana! Beni aşağı inirken afartıyor. Ayağımı tutmuş. Kelepçeyi getirmiş, sakmış bana, artistlik yapıyor. Bilekten hesabını vereceksin bak. Bakalım ne oluyor? Karşınızda PKK'lı var değil mi sizin? Şu kelepçeyi bir aç ya, suyun aç. Aç şu kelepçeyi. İnanılmaz görüntüler. Sonuçta jandarmalar iki MİT mensubunu kelepçeleyip oradan götürüyor. Ve nasıl mukavemet ettiklerini görüyorsunuz. Nasıl direndiklerini görüyorsunuz MİT mensuplarının.
Daha sonraki savunmalara baktığımızda jandarma diyor ki biz onların MİT mensubu olduğunu nereden bilecektik? Sadece hiçbir şey göstermediler, kanıt göstermediler. Savcılık diyor ki biz gelen ihbar bir mühimmat sevkiyatı yapıldığı yönünde ve daha önce hatırlayacaksınız bundan 3 yıl önce Reyhanlı'da çok büyük bir patlama oldu ve tam aynı yerde Türkiye tarihinin en çok cana mal olan patlaması gerçekleşti. Dolayısıyla aynı yönde belli bir sevkiyat olduğu zaman biz durdurmak zorundaydık ve elbette bunlara el koymak zorundaydık diyorlar. İşte bize terörist gibi davranıyorsunuz dediği çünkü terörist bir sevkiyat yapıldığını düşünüyorduk diyor savcılar. Öte yandan savcıların Gülen örgütüne üye olduğunu iddia eden hükümet her şeyi biliyorlardı. Sadece Türk devletini zor durumda bırakmak için bunu yaptılar diyorlar. Ama her ne olursa olsun ortada illegal bir sevkiyat var. Ve buna direnen jandarma ile bunu yapan MİT görevlileri arasındaki kıyasıya çekişmeyi hep birlikte izledik. Peki tırlarda ne vardı? Bakın şimdi gelin o görüntüleri izleyelim. Çok ses. Görüyorsunuz görevliler oraya gidiyor. Ve 6 çelik konteyner var. Bunlar tek tek açılıyor. 3 tırdaki. Bir yandan da filme kaydediliyor. Açılan konteynerlerin içinden kutular çıkıyor. Bunları önce açıyor dikkatle. Ve en üstte bir takım başka küçük kutular duruyor. İlaç malzemesi olduğu anlaşılıyor. İlaç sevkiyatı görüntüsü verilmiş. Çünkü kutularda sadece ilaçlar var. Dolayısıyla hükümet sağlık ekibi yollarını zannediyor ama altında bakın ne çıkıyor. Jandarma ekspertiz raporundan okuyayım çıkan malzemeyi siz izlerken. 1000 havan, 1000 top mermisi, 50.000 makineli tüfek mermisi, 30.000 ağır makineli tüfek mermisi çıkıyor oradaki tırlardan. Sonra ne oldu? Ona bakalım. Orada görüntüler yok. Orada görüntüler yok ama ne olduğunu sonraki ifadelerden biliyoruz. Jandarma gelen uyarılar üzerine tabii o arada müthiş bir telefon trafiği başlıyor. Olay haber alınıyor. MİT bölge başkanı olay yerine koşturuyor. Aslında MİT bölge başkanında olan bitenden haberi olmadığı anlaşılıyor. Hemen bölge valisi aranıyor. Vali emniyet müdürünü arıyor. Emniyet müdürü savcıyla görüşüyor. Savcı inanmıyor. Adalet Bakanlığı aranıyor. Adalet Bakanı müsteşarı inanmıyor. Bakanı veriyor. Bakan derhal MİT tırlarını bırakın diyor. MİT'çileri serbest bırakın diyor. Olayı gerçekleştiren savcının acilen görevden alınmasını emrediyor. Müthiş bir telefon trafiği içinde sonunda MİT'çileri bırakıyorlar ama tırları jandarmanın kışlasının yanına çekmeye karar veriyorlar. Ve tırları kışlaya doğru sürmeye başlıyorlar jandarma ve Seyhan'a doğru yola çıkıyorlar. Serbest bırakılan MİT'çiler tekrar aynı arabaya binip bu sefer müthiş bir yarış başlıyor otoyolda. Ve MİT'çiler tırın önünü kesiyorlar ve tekrar tırları durduruyorlar. Yolun ortasında yeniden müthiş bir çekişme başlıyor, çatışma başlıyor. MİT'çiler bu sefer aynı onların indirildiği gibi jandarmayı tırlardan indirip MİT'çiler oturuyorlar. Tırların anahtarını alıyorlar ve vermiyorlar jandarmaya. Ve orada jandarma ile MİT'çiler arasında bir yumruklaşma başlıyor. Birbirlerine giriyorlar. Az sonra Adana valisi geliyor. Bu ismi hatırlayacaksınız. Dönemin Adana valisi Hüseyin Avni Coş. O 300 kadar çevik polisle geliyor. Böylece devletin iki silahlı gücüne üçüncü bir güç ekleniyor. Jandarma, istihbaratçılar ve polis. Ve bu sefer polis etrafı sarıyor ve jandarma ile istihbaratçılar çatışırken polis etrafı çalıp ikisini birden durdurmaya çalışan bir manzara oluşuyor. Devletin çivisinin çıktığı yer. Devletin üç silahlı gücü birbirine silah çekiyor bir otoyolun kenarında. Savcıyla büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu sefer Başbakan Erdoğan o dönem o telefonla devreye giriyor ve derhal tırların serbest bırakıldığını, bunun bir devlet operasyonu olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı devreye giriyor, MİT Müsteşarı devreye giriyor. Bütün devlet ayağa kalkıyor ve savcıyı derhal görevden alın diyorlar. Az sonra bir kayıt düzenleniyor.
Çünkü savcılar diyorlar ki bize bunun MİT'ler olduğuna dair bir kayıt verin. Devlet gizli bir operasyon yaptığı için bu kaydı veremiyor. Çünkü eğer MİT yurt dışına doğru bir silah sevk ediyor dese uluslararası bir suç işlemiş olacaklar. Ve o krizde bir çare buluyorlar. Apar topar bir başka belge üretiyorlar. O belgeye şunu yazıyorlar. MİT yurt içi üniteler arasında silah nakli yapıyordu. Bu suç değil. Böylece yurt dışına silah sevk etmiyordu. Sanki MİT'in böyle bir görevi varmış gibi bir belge tanzim ediliyor. Ve tırlar bırakılıyor, yola devam ediyor. Ve ertesi gün konuya ilişkin gizlilik kararı alınıyor tabii. Dolayısıyla Türkiye bunları bilmesin isteniyor. Hükümet olayın üstünü örtmeye çalışıyor ve önce olay ortaya çıkınca da duyulunca da diyorlar ki böyle bir şey yok. Tırlarda silah yoktu. Ama tırlardaki silah olduğu hemen duyuluyor ve yayılıyor tabii. Bunun üzerine diyorlar ki tırlar boş değildi ama insani yardım malzemesi vardı. Bunun da olmadığı anlaşılınca Erdoğan bakın tırlarda silah olduğunu nasıl kabul ediyor? O meşhur MİT tırları ihanetini biliyorsunuz değil mi? Hala utanmadan, sıkılmadan bunları gazetelerine başlık yapanlar var. İşte o tırlar bu bizim bayır bucak Türkmenlerine yardım götüren tırlardı. Şimdi bazıları diyor ki Başbakan Erdoğan diyordu ki onların içinde silah yok. Yahu varsa ne olacak, yoksa ne olacak? Ne diyoruz biz? Oraya insani yardım götür. Evet, silahsa silah ne olmuş yani? Madem silahsa silah, bizimki de haberse haber ne olmuş yani? Yani bu kadar o zaman alenileşmiş bir şeyin haber yapılması neden suç? Siz silahı naklederken suç olmuyor da biz haberini yapınca neden suç oluyor? Neden bu önemli? Çünkü orada bu silahlar kime gidiyordu sorusu çıkıyor ortaya. İşte aslında işin bam teli de burası. Çünkü o dönemde hatırlayacaksınız Türk hükümeti IŞİD'e yardımla suçlanıyordu ve ağır eleştiri altındaydı. Hatırlayacaksınız sınırdan çok rahat cihatçılar geçip gittiğini, akın akın insanların gidip geldiğini, orada çatışmaya katıldıklarını, dönüşte yaralanınca Türkiye'deki hastanelerde tedavi edildikleri konuşuluyordu. Ankara'da, İstanbul'da karargahları biliniyordu. Nerede nasıl sevkiyat yapıldığı söyleniyordu. Bunlar haber oluyordu, yazılıyordu, yayınlanıyordu. Yakalananlar oluyordu bazen. Mahkemeler bunları hemen serbest bırakıyordu. Ve bu insanların nasıl serbest bırakabildiğine herkes şaşıyordu. Ve dolayısıyla Türkiye ağır bir vebal altındaydı. Ve tam bu aşamada bu silahların yakalanması ister istemez acaba yine bu silahlar o adrese mi gidiyordu kuşkusuna yol açtı. Bunun üzerine silahların aslında oradaki radikal İslamcı gruplara gitmediğini kanıtlamak için hükümet başka bir savunmaya sığındı ve dediler ki bunlar Türkmenlere gidiyordu. Bu argüman güçlü evet, söylüyorum. Ama hiç çekinmeden söylüyorum. O yardımlar bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. İddia nereden, ederek söylüyorum. Nereden biliyorsunuz? Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayır bucak. Evet, acaba Tuğrul Türkeş bugün bu ifadesini nasıl düzeltebilir? Vallahi billahi diyor çünkü. Çok isterdim ki mahkemeye gelsin, bizle tanıklık yapsın. Ve vallahi billahi Türkmenlere gitmiyordu sözünü orada tekrarlasın. Çünkü o zaman konuşan Tuğrul Türkeş MHP mensubuydu. Bugün kendisi başbakan yardımcısı. Ve o vallahi billahi bugün bizim için söylemesini doğrusu mahkemede çok isterdim. Çok güçlü bir tanıklık olurdu elbette. Sonradan dediler ki madem ilaç vardı dedik tutmadı. Silahlar Türkmenlere gidiyorduk dedik tutmadı. O halde bu operasyonun bir Gülen operasyonu olduğunu söylemeye başladılar. Diyelim ki öyle Gülen kim? Gülen hükümetin bütün bu işlerdeki ortağı. Bizzat Erdoğan ve hükümeti tarafından bürokrasiye yerleştirilmiş, kullanılmış, birlikte hareket ettikleri bir suçun parçası. Dolayısıyla eğer bu bir Gülen operasyonuysa elbette o zaman Gülen'i devlete, jandarmaya, savcılıklara, bütün yargı mekanizmasına kim soktu, kim kullandı, bütün bu süreçte bu ortaklık nasıl inşa edildi bunu sorgulamak lazım.
Dolayısıyla Gülenciler yaptı demek de hükümetin sorumluluğunu azaltan bir şey değil. Kaldı ki şu anda bu yargı süreci sürüyor. O yüzden bu hareketin hakikaten onların eseri mi onu söylemek şu anda yargıyı etkilemek olur. Ama ortada olan şeyi biz size bütün çıplaklığıyla göstermek istiyoruz. Göstermek daha önce istedik biliyorsunuz. Yayınladık bu görüntüleri. İnternet sitesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlanır yayınlanmaz durduruldu yayınlandığı gün. Gazete için hemen soruşturma açıldı. Bizler için hemen soruşturma açıldı. Ve iki gün sonra Erdoğan, başbakan, o dönemin başbakanı Erdoğan televizyona çıktı. Ve bakın bizi nasıl tehdit etti. Bunların bütün derdi Türkiye'nin imajına şu anda gölge düşürmek. Gayretleri bununla ilgili. Ve bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Evet, bedelini ağır ödeyecek dedi. Doğrusu biz aylardır o bedeli ödüyoruz ve ödemeye de devam ediyoruz. Ben gazetecilik hayatımda 40 yıla yaklaşıyor. İlk kez bir devlet adamının bir gazeteciyi bu kadar açıkça tehdit ettiğini gördüm. Ve bedel içinde de hakikaten hem mahkumiyet oldu hem kurşunlandık biliyorsunuz. Ve bir devlet adamının bir gazeteciyi tehdit etmesinin nasıl vahim sonuçlara yol açabileceğini bizzat yaşayarak gördük. Ve Erdoğan bu tehditlere devam ediyor hala. Tabii hemen dediğini yapamadı, hemen tutuklatamadı bizi. Çünkü Haziran'da seçim vardı ve o seçimde biliyorsunuz hükümet bir darbe yedi. O yüzden aradaki süreçte beklemek zorunda kaldılar Kasım'a kadar. Kasım'da yeni seçimde AKP yeniden bir sandık zaferi ilan eder etmez 3 hafta sonra tutuklama kararımız geldi ve Erdem Gül'le birlikte tutuklandık. Erdem Gül'ün suçu neydi? Erdem Gül o tırlarda bulunan askeri malzemenin jandarma tarafından tutulan ekspertiz raporunu yayınlamakla suçlanıyordu. Yani bir devletin hazırladığı bir belgeyi gazeteye bastığı için Erdem Gül de yargılanıyordu ve ikimiz aynı gün birlikte tutuklandık. O günü hatırlayalım. Mahkeme salonundan böyle çıktık. Özgür basın susturulamaz sloganlarıyla çıktık. Özgür basın susturuluyordu aslında gözümüzün önünde. 92 gün tutuklu kaldık. Bir kısmı tamamen tecrit koşullarında olmak üzere. Hakkımızda iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. 4 nedenle. 1. Casusluk faaliyeti. 2. Devletin sırlarını ifşa etmek. 3. Hükümeti devirmeye çalışmak. 4. Bir terör örgütüne yardım ve yataklık. İki kez müebbet hapis cezası ne demek? Tabii hani ölüp geri gelmek demek aslında bir anlamda. Reenkarni olmamız gerekiyor cezamızı tamamlamamız için ama eski ceza yasasındaki karşılığı idam cezası. Yani aslında yalanlanmayan, doğru çıkan ve belgelerle kanıtlı bir haberi yaptığımız için idam edilmemiz istendi. Ve yasa geçerli olsa ya da referandum sonrası Erdoğan'ın vaat ettiği gibi idam cezası geri gelirse doğru çıkan ve devletin suç işlediğini ortaya koyan bir haberden dolayı asılmamız isteniyor. Duruşmalarımız gizli oturumlarda yapıldı. Hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanırken bu savunmayı mahkeme önünde yaptık. Sizin önünüzde yapamamıştık. Bugün onu yapmak mümkün oldu. Sonunda mahkum olmadık. Casus olduğumuza dair hiçbir kanıt bulunamadı. Hükümeti devirmeye çalışma iddiası hakkında hiçbir kanıt bulunamadı. Örgüt üyeliğini ayırdılar. Örgüt henüz ortada yoktu çünkü. Ve bizi devletin resmi belgesini sızdırmakla, yayınlamakla suçladılar. Ve bundan dolayı 5 yıl 10 ay ceza aldık. Ve o gün biliyorsunuz mahkeme çıkışında bir de kurşunlama hadisesiyle karşılaştık. Dolayısıyla yaşamımız da tehdit altına girdi. Şimdi ne oluyor? Şimdi yapılan duruşma işte o ilkinde örgüt üyeliği suçlamasını yaptıklarında henüz o örgüt ortada yok. Buna örgüt böyle bir örgütlenme olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Bir dava açılmadı dedikleri için onu ertelemişlerdi. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü adı altında bir örgütü keşfettik. Dolayısıyla bu görüntülerin yayınlanması o örgüte yardımdır. Bu görüntüleri de veren işte bu milletvekilidir diyerek aynı davayı yeniden açtılar. Ve şimdi biz Erdem Gül'le birlikte bu kez yanımızda Enis Berberoğlu olduğu halde tekrar yargılanıyoruz.
Fakat bu süreçte ne oldu? Devletin gizlemeye çalıştığı MİT tırları olayını artık bütün dünya duydu. Şu anda da görüyorsunuz artık herkesin bildiği ve herkesin artık MİT tırları diye bir kavram icat ettiği, MİT'in uluslararası bir silah taşıma olayına aracılık ettiğinin belgelendiği bir olaya dönüştü bu. Türkiye'nin imajını bozdular diyor Erdoğan. Acaba biz mi bozduk yoksa bu operasyonu gerçekleştirenler mi bozdu? Bunun kararını size bırakıyorum. Ortada bir uluslararası suç var. Meclisten habersiz, hükümetin bir kısmından habersiz, genelkurmaydan habersiz, aslında MİT'in bölge başkanından bile habersiz bir grup bürokratın Erdoğan'ın talimatıyla yaptığı bir operasyon var. Ve ortaya çıkmış ve mahkeme önüne düşen bir olay oldu bu. Mahkemede zannediyorsunuz ki suçlular yargılanıyor. Hayır, biz yargılanıyorduk. Karşımızda kim vardı? Bizzat Erdoğan açtı davayı. Sanki kendisinin kişisel bir sırrı ele verilmiş gibi devlet adına Erdoğan'ın avukatı oturuyordu karşımızda. Ve onun yanında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın avukatı oturuyordu. Peki kimler tutuklandı? Suçlular mı tutuklandı? Hayır. Bu MİT tırlarını durduran savcılar tutuklandı. Askerler tutuklandı. Bomba uzmanları tutuklandı. Ve haberi yazan gazeteciler tutuklandı. Şimdi de bir milletvekilinin tutuklanması isteniyor. Dolayısıyla suçlular, bu silahları sevk edenler kimlerdi? Onlarla ilgili en ufak bir soruşturma açılmadı, dava açılmadı. Ama olayı ortaya çıkaran herkes tutuklandı. İşte MİT tırları dosyası bu. Bence bu Türkiye'nin İran Gate'i, yani bir devletin karıştığı büyük bir illegal operasyonun görüntüleri. Ve dünyanın her yerinde bu haberdir. Her gazeteci, kime sorarsanız sorun, bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğuna ve bu haberleri vermenin kamu yararına olduğuna tanıklık edecektir. Biz görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Gazetecinin görevi kamu adına hesap sormaktır kamu yöneticilerinden. Onların gizlemeye çalıştığı bir kirlilikleri varsa, bir illegal operasyon varsa bunu ortaya sermek devletin görevidir. O patlayıcılar o gün orada patlasaydı bunun sorumlusu devlet olacaktı. Bugün belki Türkiye IŞİD'e karşı savaşıyor. IŞİD'in elindeki silahlardan herhangi biri eğer bu sevk edilen silahlardansa bundaki sorumluluğunu düşünün devletin. Ya da o silahlar bu mesela PYD'ye gitmiş olsa acaba devletin tepkisi aynı mı olacaktı? Kürtlere o silahlar gönderiliyor olsa devlet yine bunu gizlemeye mi çalışacaktı yoksa bakın biz böyle yaptık mı diyecekti? Bütün bunlara bakınca evet biz sorumluluğumuzun gereğini yaptık. Gazetecilik görevimizi yaptık. İşte gizlemeye çalıştıkları MİT tırları dosyası bu. Ve burada kimin suçlu olduğunun kararını sizlere bırakıyoruz. Biz gazetecilik görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ta ki gerçek suçlular kendi suçlarını kabul edip hesap verene dek. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir tane de bir sürü canım.